Değerli dinleyiciler, Radyo Zulu'nun bu haftaki konuğu değerli sanatçı arkadaşım Leman Sam. Sevgili Leman, hoş geldin programa. Nasılsın? Merhaba, nasılsın? Epey mesafeler var. Teknolojinin de böyle bir iyi yanı oldu artık yani. Doğru. Hatta aramız 10 saat zaman farkı var. Evet, saat farkı var, mesafe var. Ama teknoloji işte zaman zaman böyle birilerini buluşturması açısından, birilerine ulaşmak açısından iyi, faydalı. Evet. Özellikle seninle yıllardır konuşmadık. O kadar aradan sonra tekrar böyle konuşmak çok keyifli. Benim için de. Teşekkür ederim İlhan. Neler yapıyorsun? Ne yapıyorsun şu anda Leman'cığım? İstanbul'dasın değil mi? Evet, İstanbul'dayım. Aralıklı konserlerim var. Çok eskisi kadar hani her gece çalışmıyorum. Tabii zaten artık sistem de değişti. Evet. Zannediyorum artık hep hafta sonları Türkiye'de böyle Avrupa gibi olduk ya biraz. Hafta sonları çalışıyoruz. Evet. Onun dışında üniversitelerde işte geçen gün Mülkiyeliler'de konuşma yaptım. Hı. İşte dergiye yazı yazıyorum, bir takım şeyler var. Onlarla da uğraşıyorum işte. Zaman güzel geçiyor. Ben seni tabii görmeye yıllar oldu. Türkiye'de herkes Leman Sam kim olduğunu çok çok iyi biliyor. Yıllarda dinliyoruz, takip ediyoruz. Leman Sam'ın bilinmeyen yönleri var. Dinleyicilerimize bilmeyenler olabilir. Senin operayla başladığının, dans eğitimin olduğunu, tiyatro yaptığını, biraz bu geçmişten nasıl bu sanat hayatına başladığından söz eder misin lütfen? Tabii. Ben Ankara'da okudum. Ankara'da okurken, lise 1'e giderken, erken gittim biraz okula. Lise 1'de de aslında baktım yani. Evet. Ankara'da Beys vardı, Amerikan üssü vardı. Hı-hı. Orada subay çocuklarının okuması için de Beys'te bir okul vardı. Ben de böyle işte okuldan ara sıra büyük kaçıp oraya gidiyordum. Aslında çok faydası oldu tabii ki. Çok özgür bir sistem, bir okuma eğitim sistemi görünce tabii ben şuurumu kaybettim. Türkiye'de Şörler Okulu gibi bir okulda okurken birden öyle bir özgürlük evet. Bana çok hoş geldi tabii ki. İşte orada çalıştık. Yani ben dans çalıştım. Benim çalıştım. Küçük bir grubumuz vardı. Hafta sonları kaçabildiğim zamanlar floor show'ların grubu olarak çıkıyorduk. Fakat ondan sonra işte çok erken evlenince ben önce çocuklarımı büyüttüm. Ondan sonra yani o ara benim için birazcık böyle zor geçti. Evet. Çocuklar büyüdükten sonra zaten bir şey varsa içinde onu zapt edemiyorsun. Sonrasında işte rahmetli oldu benim piyano hocam. Ali Aslan Kızılçay, belki bilirsin, duymuşsundur. Tabii senfonide ki. Çelikti. Tabii ki. Tanıyorsundur. Rahmetli maalesef kaybetti. İşte ona birlikte çalıştık tekrardan. Sonra operaya girdim. Hı-hı. Dışarıdan imtihanla. Hı-hı. Bir yıl kadar koroda çalıştım. Sözleşmeli olarak. Ve ondan sonra ücretler çok düşüktü. Daha sonrasında Ercan Özaksoy vardı. O da benim piyanist arkadaşım. Evet. Onun sayesinde işte Mehmet Tiroman'la tanıştım. Derken böyle başladı yani benim müzik hayatım. Müzik ve sahne. Dans vardı. Evet. Mim, tiyatro, evet. Evet, hepsini kullanıyorum sahnede. Bana çok faydası oldu. Çok iyi anımsıyorum. Seninle 1980'li yılların başları, 83-84 yılları olabilir. Turistik şovlar yapıyorduk. Ne kadar uzun zaman oldu. Sen 80 deyince şimdi. Gittik eskilere. Sana eşlik ediyorduk. Aşağı yukarı 2,5 yıl kadar birlikte çalışmıştık. Taşlık Maksim'de sadece turistlere, evet. Turistlere çok şov yapardık. Çok uzun yıllar olmuş İlhan. Evet. Yani sen anladın mı bu kadar zaman geçtiğini? Ben anlamadım. Gerçekten insan farkına varamıyor. Ve senin sahneye çıkışın vardı. Bir Liza Minnelli, evet. Kabare söylerdin. Hem sesinle hem dansınla yani insanlar büyülenirdi. Böyle 1000 kişilik salon, herkes ayakta alkışlardı. Gerçekten güzel günlerdi. Güzel şarkılardı. O zaman daha çok cover söylüyorduk biliyorsun. Evet. Herkes cover söylüyordu. Evet, evet. Daha sonrasında tabii ben Türkçe söylemeye başladığımda azıcık zorlandığımı itiraf etmeliyim. Hep başka dillerde söyleyince. Evet. Biraz zorlandım ilk etapta ama ondan sonra keyfini alınca türkülerin falan. Şimdi çok fazla cover söylemiyorum. Tabii. Eskisi kadar zaten söylemiyorum. Onun dinleyicisi de kalmadı Türkiye'de artık. Bilmiyorum, duyuyor musunuz? Müzik sektörü tabii. Artık talepler çok farklılaştı, çok arabeskleşti, çok başka türlü bir müzik evet. Yapılıyor. Yani sıkıntı var aslında. Sizin... Allah'tan ben bu zamanı rastlamamıştım. Ben altın dönemini yaşadım Türkiye'deki evet. Müziğin. Evet. Gerçekten. Gerçekten aynı dönemleri yaşadık. Senin Zülfü Livaneli'yle de çalışmaların var albümlerde, beraber söyledin. Evet, ilk albümü. Bir tane albümü birlikte yap. Azeri türküler de çok söylüyorsun ve Azeri türküler senin sesine çok yakışıyor. Gerçekten o konuda insanlar o şekilde de tanıdılar seni. İmaj olarak Azeri türkü söylüyor diye. Ama tabii sadece onu söylemiyorsun. Gerçekten evet, söylediğin türküler çok yakışıyor. Ne diyorsun Azeri türküler hakkında? Yani şimdikiler değil ama bir zamanlar yani aynen benim bu Türkiye için de söylediğim gibi. Yani dünya üzerindeki müzik meselesi çok değiştiği için Azerilerin de eski kayıtları ve eski bestecileri, yorumcuları muhteşemdi yani. Çok da güzel şarkıları vardı.
aslında güzeldir yani, ben seviyorum. Fakat artık çok da üstüme yatırsan istemedim. Ama gerçekten Türkiye'de benle tanıdığı insanlar Azeri müziğini çok seviyor insanlar. Yani güzeli olup güzel söylendiği zaman seviliyor tabii ki. İyi müzik, kötü müzik vardır bildiğin gibi. Doğru. Yani kötü müzik yok aslında. Kötü bir tarzı yok. Kesin. İyi özenle icra edilmesi lazım. Sen daha iyi bilirsin. Sen senin bir güzel bir deyişin var. O benim hiç aklımdan çıkmıyor. Notlarıma bakıyorum. Aynen şöyle söylemişsin. Benim sesim aslında doğanın sesi. Bir kavak ya da söğüt gibi yumuşak, köknar gibi militanca şarkı söylerim. Çok hoşuma gitti bu deyiş. Ben bunu ne zaman söyleyeyim hatırlamıyorum tabii ama iyi ki söylemişim. Biliyorsun bir doğa takıntım vardır benim. Evet. Her benzetmeni ona göre yaptığım için demek kendi sesimi de doğa üzerinden tarif etmişim. İyi demişim. İyi demişsin. Bir de senin çevreci yönünden söz edelim. Tabii çevre derken çevre kelimesi yanlış anlaşılmasın. Doğa sevgisinden söz edelim. Hayvanlardan, bitkilerden, çevreden. Evet. O konuda çok büyük sıkıntılar var tabii ki, sadece Türkiye için değil, bütün dünya üzerinde bu küresel ısınma meselesi, biliyorsun bu fosil yakıtlar, suların kirlenmesi, ormanların kesilmesi, susuzluk yakında, su savaşları olacak. Yani ben çok iyimser olamıyorum, iyimser değilim ben bu konuda. Dünya bir cennet esasında, insanlar çok tuhaf geliyor bana. Bir cennette yaşıyoruz fakat bilmedikleri bir cennete yatırım yapıyorlar. Ben de bunu anlamıyorum. Bir cennette yaşarken onu cehenneme çevirip Mars'ta su aramanın anlamını keşfedebilmiş değilim. İnsanoğluyla aram çok yok bu konuda özellikle. Ben hayvanların ve doğanın tarafındayım. Tabiat annenin tarafındayım. Doğru. Onun çocuğuyum. İnsanlarla bu konuda çok başım hoş değil. Ve bu konuda özellikle hani, son yıllarda tüm ağaçlar kesiliyor, tüm tabiat katlediliyor, AVM'ler yapılacak, kaçak saraylar yapılıyor, insanların parası harcanarak ağaçlar katledilerek, Atatürk'ümüzün anısı olan Atatürk Orman Çiftliği katledilerek. Bunlara ne diyorsun? Ben bir tek ağacın dalını bile budayamam. Nasıl bu şekilde bir tahribat yapabildiklerini çok anlayamıyorum. Sanıyorum da anlayamayacağım yani. Çünkü her zaman söylüyorum yani, ağaç canlıdır. Ha bir hayvanı, ha bir insanı, ha bir ağacı öldürmüşsün. Benim için hiç farkı yok. Bugünleri de görecekmişiz yani. Yabancı ülkelerdeki konserlerim var. Özellikle Türkiye Cumhuriyetler dediğimiz Orta Asya Cumhuriyetlerinde, Avrupa'da, Amerika'ya da gelmişliğin olabilir. Fakat bunun arasında benim dikkatimi çeken, yine notlara bakıyorum. Ünlü kişilere konserler vermişsin. Portekiz Cumhurbaşkanı Mario Suarez, Malezya Kraliyet ailesine, birçok değişik Türkmenistan'a, Türkmenbaşı'na, ne bileyim, bu tip etkinliklerde yer almışsın. İşte Baba Bush'a da şarkı söylemiştim. Mario Suarez'e de, işte Azerbaycan Elçi Bey'den, işte Kraliyet ailesi, şunlar evet. Bunlar. Ama galiba içlerinde en mutlu olduğum Mario Suarez'di. Evet. Çünkü Mario Suarez bana şöyle bir şey söyledi şarkımızda. Fado söyledim ona. Hı hı. Dedi ki bir fado benim ülkemde anca bu kadar güzel söylüyor. Nasıl oluyor dedi yani. Peki zordur sekizde dedi. Dedi ne bileyim, şimdi kulağım var dedi. Bende. Diğerleriyle o kadar çok mutlu olduğumu söyleyeyim ki, ama neticede Devletin Dışişleri Bakanlığı'nın benden istediği bir çalışmaydı. Evet. Tabii onlar isteyince ülkeni, hani iste ya da isteme, mutlu ol ya da olma, bir yerde ülke açtığında bir görev olarak yapıyorsun. Ama ben tabii ki bir diplomatik sanatçı olmaktan ziyade halkın şarkıcısı olmayı tercih ediyorum her zaman. Birkaç tane not almışım. Avukat Cengiz Hortoğlu senin hakkında şöyle söylemiş. Evet, senin doğa ve çevreyle iç içe yaşamanın hayvanlar. Cengiz'i çok severim. Leman Hanım şömineye atmadan önce odunları teker teker temizliyordu. Bunun nedenini sorduğumda odunlar üzerindeki böceklerin ölmesini önlemek diye yanıtladı. Bu sözlerden biri alınacak çok ders olduğunu düşünüyorum. Ne dersin? Yani bu kadar hassasiyet aslında yaşamı zorlaştırıyor, bunu itiraf etmeliyim. Ama bir yandan da bu hassasiyetlerimden dolayı belki müziğime yansıyor ya da insanlara geçtiği zaman beni sevenler belki de bu yüzden seviyorlar diye de düşündüğüm oluyor. Yani benim gibi hassasiyeti olanlarla iyi ilişki kurduğumu itiraf etmeliyim. Senin her şeyi bildiğince özgürce yaklaştığını çok iyi biliyorum. İclal Aydın da şöyle söylemiş. Karşımda oturan kadın dünyaya yanlış kalan bir doğruydu sanki aslında. Çok güzel bir söz bu da. İşte şu ana kadar konuştuklarımızın özeti gibi değil mi? İlhan? Aynen, yani aynen. İşte bu çaresizlik, umutsuzluklar, dünyanın düştüğü durum, sosyal, sosyopolitik olarak oradaki çürüme falan, hepsini yan yana koyarsak
Ben gerçekten biraz yanlışım yani. Zaman zaman bu dünya için hakikaten bir yanlış olduğumu düşünüyorum. Ha, ben çok mu doğruyum? Hayır, öyle bir iddiam yok. Ama ben bu dünyaya aykırı bir insan olduğumu düşünüyorum. Çünkü çok zor yaşıyorum bu birçok şey açısından. Sana anlattığım, ya, itiraf ettiğim, dertleştiğim konular konusunda. Seninle bütünleşen bir imaj var, bir renk var. Şimdi ondan da söz etmek istiyorum. Ben seni imaj olarak hep gözümün önüne canlandırdığım zaman Le Mans'am uzun kızıl saçlarıyla sahnede böyle ne bileyim kuğu gibi süzülen bir insan. Her zaman bir kızıl saç olayı sana çok yakışmıştır. Seninle bütünleşmiş bir şeydir. Bu evet, konuda her da zaman bir kuğuluk, bir kızıl saç söyler. Akşam gazetesi yazarlarının Esin Yılmaz şöyle bir şey söylemiş. Ne güzel tarif etmişler. Çok güzel söylemiş. Nereden duydun bunları? Ben bilmiyorum. Şöyle söylemiş Esin Yılmaz. Hiçbir zaman değiştirmediği kızıl güzel saçlarıyla sanki yıldızların içinden gelen bir melek gibiydi demiş. Çok güzel. Zaten değiştiremem ki, çok tembelim yani. Ben öyle kuaförle falan uğraşamam. Kızıl olmasına da mecburiyetten, çünkü kına her zaman. O zaman da kınaydı. Evet, evet. Sen hatırlarsan o zaman da kızıldı. Doğru. Kına koyuyorum saçıma ve kız olduğu için kesemiyorum. Kesersem çok kötü olacak. Onun için kuaförle de uğraşamam. Ben hiç hayatımda kuaföre gitmem. Onun için tembellikten yani, yoksa tembellik imaj oldu. Öyle diyeyim de, tembelliksiz imaja dönüştüm. Bilmeden imaj sahibi oldum. Onu diyeyim de. Sen şarkı söylerken... Herkes paralar veriyor imaj için. Ben... Sen şarkı söylerken aşık olur gibi şarkı söylediğini söylemişsin. Yani şarkı söylemeye aşıksın, evet, ve aşık olur gibi şarkı, evet, söylüyorsun. Evet. Bu çok güzel bir duygu yani, insan aşık yaşıyor. Şarkı söyler, şarkı söyler gibi aşık olurum. İkisi birbirine çok yakın duygudur yani. Kesin. Şarkı söylemek, hani aşk olmasa şarkı olmaz. Şarkı olmasa aşk kötürüm kalır. Öyle diye düşünüyorum yani. Evet. Birbirinden bağımsız düşünemediğin için öyle demişim. Neler demişim ben İlhan? Senin bir de sevgili kızlarından söz edelim. Onlar ikisi de sanat dünyasına sanatçılar ve zevkle dinleyerek Şevval'in şarkılarını, evet, Karadeniz türkülerini gerçekten. Şevval Sam zaten tanınıyor, herkes biliyor. Şehnaz da çok iyi bir baterist. Şehnaz da çok iyi bir şarkıcı. Bütün şarkıcı, aynı zamanda bir de bizden fazla olarak davul çalıyor. Bizden fazla olarak, orasını çok beğendim. Ne yapıyor? Nerelerde çalıyor? Türkiye'nin ilk kadın davulcusu Şehnaz. Evet, evet. Nerelerde çalıyor? Vallahi işte kendi orkestrası var. İşte ne bileyim, Hayal Kahvesi'de, şurada ona kendine uygun. Eskiden Zeytin diye bir grubu vardı. Evet. Demancı'da çalışıyordu. Fakat artık işte dediğim gibi yani mekan kalmadı İstanbul'da. Hı. Artık bunu hale bulmak istemiyorum ama şu anda gece hayatı maalesef çok zorlandı. Gece hayatı biraz... Hı. Sekteye uğradı diyebilirim yani son zamanlarda bu baskılar yüzünden. Eskisi gibi değil açıkçası, onu söyleyeyim de. Özellikle son zamanlarda Le Mans'a karşı bir saldırı, bir hedef oldun sen. Bazı politikacılar tarafından özellikle. Yani insanlar nelerle uğraşıyor? Sanatçıların deyişleriyle, tweetleriyle, ne bileyim sevgili Fazıl Say'ın atmış olduğu bir tweetle, Le Mans'ın söylemiş olduğu bir çevreci deyişle uğraşıyorlar. Yani bu konuda ne diyorsun? Bana üç tarz var. Yani birisi... Erkin yanında yer alıp bunun nimetlerinden faydalanmak. İkincisi, iki tarafta da yer almayıp üç maymunu oynayıp ben aman hiç anlamam demek. Bir de benim gibi hayatının başından sonuna kadar hep muhalefette kalmış bir insan olarak. Tabii doğal olarak muhalefette olduğun zaman bütün şimşekleri üzerine çekiyor. Yardakçılık, yaltakçılık yapmadığın zaman, yandaş olmadığın zaman, doğruları söylediğin zaman da linç ediliyorsun. Normal bu yani. Ben çok şaşırmıyorum. Çok şaşırmıyorum. Aslında ben şöyle söyleyeyim. Benim söylediklerimin devletle ya da hükümetle hiç ilgisi yok. Yani ben devleti ya da hükümeti durmadan topa tutan ve eleştiren bir insan değil. Bundan da çok haz etmem. Benim eleştirdiğim şeyler tamamen insanlığa, tabiata, ortama, başka şeylere ait yani. Daha dünyalı düşünüyorum ben. Yani burada kalkıp da işte şu bakan, bu bilmem kim yani. Laf söylemek bana biraz mantıksız geliyor. Yani şöyle söyleyeyim, ben yıllardır bu sahnedeyim. Bak sen hatırlıyorsun. Evet. Yani artık 79 senesinden bu yana ben sahnelerdeyim. Ne hükümetler geçti, ne kültür bakanları filan, ne işte seçmekan bakanları geçti. Evet. Ben ne bakanlar ne hükümetler gördüm. Evet. Onun için ben hangiyim? Onlar yolcu. Aynen öyle. Neticede başka bir yerdeyim ben yani. Onlarla dövüşmek bana yakışmaz. Tabii ki. Eleştirmek de hiç düşünmüyorum. Hiç düşünmediğim bir şey bu. Direkt olarak, kişisel olarak zaten kimseyi karşıma alıp da böyle eleştirmek istemem. Yani ne özel hayatıyla ne tabii kişisel bir takım davranış biçimleriyle. Ben ülkenin durumu,
ekolojik durum, insanların o sosyal yaşantılarındaki çöküntü. Ben daha çok bunlar üzerine düşündüğüm için eleştirilerim benim bunlar üstüne. Yoksa evet. Yani ben tabii çok şaşırıyorum. Benim söylediğim bir söz üstüne hükümetten birisinin kalkıp da yani ben olsam, ben bir milletvekili ya da işte bakan mı nedir işte bir şey olsam demansam güler geçerim yani neticede. Evet tamam söylemiş geçmiş. Yani evet. Bunu bu kadar önemseyip evet. Bu kadar etrafa yayıp ondan sonra bana hakaret etmekle eline hiçbir şey geçmeyecek. Zannetmiyorum. Evet. Ben karşılığında hiçbir şey söylemedim. Evet. Çünkü ben değer bulmuyorum. O beni değer bulup şey yapmış. Ben değer aynen. Bulup cevap vermedim. Gerek yok. Aynen. O da onun fikri. Yani tabii ki. O da onun fikri. Tabii ki. Beni sevmeyebilir, beğenmeyebilir. Fikrimi de beğenmeyebilir. Ama hakaret etmesin. Daha iyi olurdu. Yakışmadı. Yakışmadı. Kesinlikle. Çünkü çok eleştiri aldı. Kesinlikle. Yakışmadı. Yaşlı başlı bir insan. Ne bileyim tabii olmadı yani. Tabii. Neyse. Olsun. Senin müzik çalışmalarına tekrar dönmek istiyorum. En son 2012 yılında Nereye evet. Kadar diye bir albümün var. Ondan sonra bir çalışma var mı? Geleceğe yönelik de evet. Projeler var. Ne bir albüm çalışması. Olacak. Şöyle oldu. Şimdi Ahmet Kaya'nın tribüt albümünde bir tane türkü söyledim. Evet. Musa Eroğlu'nun albümünde bir türkü söyledim ama sanıyorum onlarda bir sorun çıktı ve yayınlayamadılar. Hı-hı. Ama orada bir kaydım var. Neşet Ertaş'a yapılıyor bir tribüt. Onu da söyleyeceğim. Bunun dışında kendim de aslında çok bekliyorlar. Bir türkü albümü yapmak düşünüyorum. Harika olur. İşte türkü albümü istiyorum. Prodüktörüm de türküm olsun, başka bir şeyim olsun diye düşünürken aslında en önemli bölüm bu mutfak bölümü. Sonrasında zaten girince sıktı. Ben bir haftada okuyup çıkıyorum. Ayak Sesleri albümünü 10 saatte okudum çıktım. Tam 14 saat rekorum var. Yani şimdi dinleyicilerimiz bunu bilemezler ama bir albümü bazen sanatçılar 1 ay, 2 ay, 6 ay gibi sürede okuyorlar. Yani böyle uzun süre sürüyor. Evet, teknik, bir sene. Evet, bir sene sürüyor. Yok, şimdi ama, 14 saat. Şöyle bir şey. Korkunç bir rekor 14 saat. Evet, rekor. Yani kendi rekorumu bilmiyorum. Başkalarının konusunda bilgim yok. Bu benim kendi rekorum. Evet, evet. En son albümü de bir hafta sürdü ya okumam. Onu da bir haftada bitirdim. Peki biz seni önümüzdeki yıllarda başka albümler yanı sıra Amerika'da görebilecek miyiz? En azından biz Los Angeles, Kaliforniya'da yaşayan Türkler olarak böyle bir organizasyon yapsak, sevgili Şevval'le, Şehnaz'la birlikte seni alsak buralara. Tabii ki, tabii ki. Değil mi? İşte o çok büyük bir prodüksiyon. Yaptık aslında biz üçümüz konser. Fakat çok ağır bir prodüksiyonu. Evet. Yani çok ciddi paralar. Onun hayata geçmesi çok zor. Zor. Hollanda'da yaptık biz onu. Hollanda'da böyle bir konser yaptık. Sanıyorum 5 konser yaptık biz. 2 kız bir ana konserleri yaptık. Çok böyle. Güzel. Ama o butik bir çalışmaydı. Ben de Amerika'da doğuda söyledim. Batı'ya gelmedim. Tamam, o zaman inşallah evet. Öyle bir organizasyona diyorum girelim. Diyorum ki o kadar uzun içiyorsam yaparız inşallah, görüşürüz, beraber müzik yaparız. Ya. Değerli dinleyiciler, sevgili Leman Sam'la söyleşimizin sonuna yaklaşıyoruz. Genç şarkıcılara ve sahne sanatçılarına ne gibi önerilerin olur senin? Hem sahnedeki tiyatro, mim, dans, opera, ses, bunlarla ilgili tecrübelerinden dolayı ne gibi tavsiyelerde bulunursun sahne sanatçılarına? Genç ve tecrübesiz bir şarkıcı olduğumu düşünüyorum. Kime ne söyleyebilirim? Alemsin. Şöyle İlhan'cığım, yani ben genç arkadaşlarıma tabii söylüyorum, yani bana sorarlarsa söylüyorum. Evet. Yoksa ben böyle bilgiç birilerine bir şey öğretmeye çalışıyorum. Ben öyle birisi değilim. Gerçekten hala öğrendiğimi düşünüyorum. Daha öğrenmem gereken çok şey var. Her gün yani her sahneye çıkışımda bir şey keşfediyorum. Her sahneye çıkışımda bir şey öğreniyorum. Yani onun için öğrenmenin sonu yok. Ama tabii beden dilini kullanmak. Bunun için hani illa min sanatçısı olmak gerekmez ama biraz çalışmak. Evet. Biraz workshoplar yapmak. Ne bileyim biraz tiyatro çalışmak, ezber çalışmak mesela. Çünkü bir şarkıyı atıyorum. Ben bir nomatikle söylüyorum. Bir Fransızca şarkı söylüyorum. Hı hı. Herkes bu Fransızca bu kadar bilmek zorunda değil. Ben onu oynayarak söylüyorum. Yani tek piyanoyla söylüyorum ve oynayarak söylüyorum. Her satırı anlıyor insanlar. Şimdi böyle olduğu zaman tabii insanlara daha yaklaşıyorsun. Evet. Daha içlerine giriyorsun. Seni dikkat ediliyorlar. Yani güzel bir şey tabii ki insanlara mutluluk vermek şarkılarımla. Dediğim gibi yani onlara tek tavsiye edeceğim şey. Hani hemen şarkıcı olalım. Hemen lüks bir araba alıp triplex villa alalım. Hemen oldum meselesi. Çok çok yanlış bir şey. Ve evet. İnsanı maalesef güdük kılan bir şey bir sanatçıyı. Onun için öğrenmeye açık olmak ve hep öğrenci kalmak bence
iyi bir şey. Harika. Bu güzel söyleşi için çok çok teşekkür ediyorum sevgili Leman. Sana çalışmalarında başarılar. Ben de çok teşekkür ediyorum İlhan'cığım. Nasıl hava orada bilmiyorum. Burada hava sıcak. Hava sıcak. Antalya, Akdeniz iklimi gibi düşünebilirsin. Evet. Orada çok soğuk olmamakla birlikte kapalı bir hava var. Şuradan denize bakıyorum, boğaza bakıyorum. Çok güzel. Pengeremden. Çok güzel. Buradan oradaki bütün tüm beni dinleyen herkese sevgiler gönderiyorum. Seni de yanaklarından öpüyorum. Çok teşekkür ederim bu güzel bağlantı. Çok çok teşekkür ederim Lemacığım. Sağ olasın, var olasın. Güzel şarkılarını dinlemeye devam ediyoruz. Seni takip edeceğiz. Görüşmek üzere. İyi günler. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.